4'e 2 noktasında teğet. O zaman bakın şimdi şöyle bir dikindirsek. Merkezden teğete inen doğru diktir ve yarıçaptır. Şöyle bir de buradan dikindirsem. Buranın apsisi 4. Ordinatı 2 olduğuna göre dikten dikinde öklit mevzusu geldi. Artık 4 eşittir. Şu uzunluğa A diyelim. A çarpı 4'ten A1 oldu. Demek ki burası 1'miş. O zaman D doğrusu y eksenini bakalım nasıl keser. Şimdi şöyle büyüteyim görün. Arkadaşlar tanjant alfa gördüğünüz gibi kaç? 2 bölü 4, 1 bölü 2. Analitikten de alışın. Bu dik üçgenlerde karşı bölü komşuları falan çok iyi kullanmak lazım. İlla benzerliğe gerek yok. Dolayısıyla arkadaşlar burası beta olacaktır. Burası da alfa olacaktır. 5 birim olduğu için tanjant alfadan 1 bölü 2. O y ekseninde gördüğünüz gibi şöyle bir T noktası diyelim. 10'a 0, 0'a 10'da pardon keser C şıkkı. Ekseninde ayırdığı kiriş. Şimdi temsil olarak şöyle görelim. Bir çember y ekseninde kiriş ayırması işte şunu ayırması demek. Yani bu kirişin kestiği noktaları bir nevi bulacağız. Peki nasıl? X'e 0 vererek çünkü burası bakın o apsisleri 0 olan 2 noktadır. 0 verirsem y kare artı 8y eşittir 0 olur. Y çarpı y artı 8 eşittir 0'dan. y1 0 geldi. y2 de eksi 8. Demek ki şöyle düzeltirsek sonuçta onu nereden bilelim çözmeden önce. Şöyle bir çember oldu bakın. Görüyor musunuz? Orijinden geçiyor bir de şöyle bir y noktasından geçiyor. Şimdi bundan sonra ne söyleyeceğiz? Yani biliriz aslında onu da ilk başta temsili olarak gösterdim. Nereden biliriz? Sabiti olmayan bir denklem her zaman orijinden geçer. Dolayısıyla bunun şimdi artık şu noktayı çap kabul eden yeni bir çember böyle. O zaman arkadaşlar şöyle rengi de değiştireyim şunu alayım. Şurası artık çap. Çapın orta noktası 0'a 0 ve 0'a eksi 8'in orta noktası olacağı için merkezi bunun 0'a eksi 4 olacaktır. Tabii ki çap uzunluğu 8 olduğu için yarıçapta 4. X kare y artı 4'ün karesi eşittir 16 arkadaşlar. Bir bakalım buna uygun cevabımız D şıkkı. Merkezil çember merkezi orijinde olan çemberdir. Bakın böyle bir çemberdir. Ve bu iki doğrunun kesim noktası. Taraf tarafa toplarsak 4x eşittir eksi 8, x eşittir eksi 2. İstediğimiz bir tanesini de yerine yazalım. Eksi 6, eksi 4 eşittir eksi 2y'den y 5 geldi. Demek ki bunların kesim noktaları eksi 2'ye 5'miş. Haliyle buradan geçen bir çember bakın şöyle yapalım. Merkez ve eksi 2'ye 5'ten geçen çember. Bir nokta çemberin üstünde ise üzerine çizdiğimiz bu doğru yarıçaptır. Haliyle 0 eksi 2'den 4, 5 eksi 0'dan karesi 25. Bu r kareye eşit olur. Demek ki x kare artı y kare eşittir 29 E şıkkı. Şimdi teğet kiriş açı diye bir açımız var biliyorsunuz değil mi? Teğet kiriş açı nedir? Bir teğetten bir de kirişten oluşan şu açı. Bu arkadaşlar y eşittir kök 3x olduğu için tan 60'tan 60 derecedir. Haliyle bu 60 derece nereyi görüyor? Burayı. O zaman merkez açıda şöyle 120 derece olacak. Burada ilk yorumum böyle olur. Dolayısıyla burada pembe alanı bulurken ona P diyelim. Daire dilimi 120 derecelik bir daire diliminden bir tepe açısı 120 derece olan üçgeni çıkaracağım. Ve bu çemberin arkadaşlar yarıçapını vermemiş ama merkezinin ordinatı 2 kök 6'ymış. Bu arada hatta şöyle bir durum var soruda. Merkezi bunun y ekseninde. Nereden anladım? Bakın x eksi 0'ın karesi o yüzden. Hemen buraya 120'yi yapıştırıyorum. Buradan tabii ki 2 kök 6 bakın gördüğünüz gibi merkezden teğete inen doğru aynı zamanda tabii ki yarıçaptır arkadaşlar. 2 kök 6, 2 kök 6 olacak. Bundan sonra artık dairenin alanı 24 pi ama 120 derece olduğu için 3'te 1. Eksi üçgenin alanı 2 kök 6, 2 kök 6 bölü 2 sinüs 120 kök 3 bölü 2. 24 bölü 2 12, 6 kök 3 geldi. 8 pi eksi 6 kök 3 oldu B şıkkı. Bir çember bir doğruya teğetse aslında size yarıçap mesajı veriyordur. Bakın merkezden teğete inen doğru diktir ve yarıçaptır. Merkezin bu doğruya olan uzaklığı bize yarıçapı verir. 0'a 0'ın x artı y eksi 6'ya uzaklığı nasıl bulunuyordu hatırlayalım. Bir noktanın doğruya uzaklığı mutlak değer içinde önce nokta denkleme yazılır. Sonra paydaya x'in ve y'nin katsayılarının kareler toplamının karekökünü yazarız. Böylece 6 bölü kök 2'den 3 kök 2'ymiş yarıçap, D şıkkı. Çemberler birbirine dıştan teğetse uzunluk sorularında birleştirmek lazım yarıçaplarını. Bu arada A0'a 1, B0'a 4 olduğu için böylece yarıçapı bunun 3'tür. Burası da 3'tür. Şimdi şuna dikkat edelim. Sonuçta merkezin apsisi 3 birim, burası 3 ve ordinat 8 olduğu için şuraya kadar olan uzunluk 4 olduğu için buraya da arkadaşlar 4 kalır. Haliyle 3, 4, 5 üçgeni, bunun yarıçapı 2 olduğundan 3, 4, 5 bakın ve DE'ye de 2 kaldı. Demek ki x eksi 3'ün karesi artı y eksi 8'in karesi 2'nin karesinden 4 olur. Böylece cevap C şıkkı. Uzunluk sorularında yani hep böyle çember analitiği bile olsa teğetlerde birbirini birleştiriyoruz merkezlerin.